9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 158, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 158, ağırlık ve kütle aynı şey mi? Yönerge. Metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Gezegenin, nesnelerin eylemsizlik ölçüsüne ve dinamometredeki gösterge değerlerine etkilerini araştırmak isteyen astronotlar, belirledikleri bir nesne ile ilgili dünyada yaptıkları ölçmeler sonucunda grafik bideki verileri elde etmişlerdir. Astronotlar, bu nesneyi Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenine götürerek aynı tekniklerle yaptıkları ölçmeler sonucunda da grafik 2'deki verileri elde etmişlerdir. 1. Bir nesnenin eylemsizlik ölçüsüyle kastedilen büyüklük, fizik biliminde hangi kavramı ifade etmektedir? Belirttiğiniz kavramla ilgili bildiğiniz en az 2 özellik yazınız. Cevap: bir nesnenin eylemsizlik ölçüsüyle kastedilen büyüklük, fizik biliminde kütle kavramı ile ifade edilmektedir. Öğrenciler, bu kavramla ilgili M sembolü ile gösterilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Maddeyi oluşturan taneciklerin sayısı ile ilgili ölçülebilir bir niceliği ifade eder. Özelliklerinden ikisini belirtebilirler. İkinci, astronotların elde ettiği sonuçlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Sizce astronotlar boş bırakılan yerlere başka hangi sonuçları yazmış olabilirler? Gezegenlerin geometrik şekilleri dikkate alındığında yalnızca dinamometre değerleri değişmektedir. Nesne, Neptün gezegeninde en büyük yerçekimi ivmesinin etkisi altındadır. Cevap: astronotlar boş bırakılan yerlere, nesnenin eylemsizlik ölçüsü daima aynı değerdedir. Nesnenin gezegenlerdeki dinamometre değerleri en büyükten en küçüğe doğru sıralandığında Neptün, Satürn, Dünya, Uranüs şeklinde olur. Sonuçlarını yazmış olabilirler. 3. Kelimelerin günlük hayatta ve bilimsel dilde farklı kullanılması, kavram yanılgılarının sebepleri arasındadır. Örneğin, bir nesne için dinamometre ve terazi ile yapılan ölçme sonuçlarının günlük hayatta kullanımı, kavram yanılgılarından biridir. Sıkça karşılaşılan bu olaydaki kavram yanılgısına neden olan durumu açıklayarak problemin çözümü için etkinlikte vurgusu yapılan ağırlık kavramını nasıl tanımlarsınız? Cevap: bir nesne için dinamometre ve terazi ile yapılan ölçüm sonuçlarının günlük hayatta kullanımı ile ilgili olayda kavram yanılgısına neden olan durum, ölçüm sonucunun aynı birimle ifade edilmesidir. Bir nesnenin ağırlığı dinamometre ile, kütlesi ise terazi ile belirlenir. Bu nedenle nesnenin ölçüm değeri için kullanılan ölçüm aleti dinamometre ise Newton, terazi ise kg birimi ile birlikte açıklanmalıdır. Ağırlık, bir cismin kütle çekiminden dolayı destek yüzeyine uyguladığı kuvvettir. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 158 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.